Bunun için de kesin ve etkili bir zafere ihtiyacı vardı ama asi ele geçmiyor, en ufak bir karşılaşmada adamları adeta buharlaşıp yok oluyorlardı. Bu nedenle nizam yüz yüze savaşmanın yollarını arıyordu. Semerkant ona hiç ummadığı bir anda bu fırsatı verdi. 1089 ilkbaharında 250 bin kişilik bir ordu filleri ve silahları ile harekete geçti. Onu harekete geçiren yalanlar ve entrikalar bir yana, her ordunun yaptığı işi yapmaya hazırdı. Önce Buhara'yı ele geçirdi, sonra Semerkant'a yöneldi. Kentin kapısına geldiklerinde Menikşah Ahmet Han'a duygulu bir üslupla kendisini yobazların ellerinden kurtarmaya geldiğini yazdı. Han soğuk bir ifadeyle saygıdeğer biraderimden böyle bir isteğim olmadı diye cevap verdi. Menikşah şaşırdı ama nizam hiç heyecanlanmadı. Han hareketlerinde özgür değil, yokmuş gibi davranalım dedi. Zaten ordunun geri gidecek durumu yoktu. Emirler paylarına düşecek olanı istiyorlardı. Herhalde elleri boş dönecek değillerdi. Daha ilk günlerden itibaren kule muhafızlarından birinin ihanetiyle saldırganlar kente sızmışlardı. Batıda manastır kapısının yakınında mevzilendiler. Savunucular ise güneye Kiş kapısının yanına çekildiler. Halkın bir kısmı sultanın birliklerini tutmaya karar vererek onları beslemeye, teşvik etmeye girişti. Diğerleri ise inançlarından ötürü Ahmet Han'dan yana oldular. Savaş iki hafta bütün şiddetiyle devam etti ama sonucu belliydi. Kubbeler mahallesinde bir dostunun evinde gizlenen Ahmet Han ile tüm İsmaili liderler esir alındı. Sadece Hasan bir lağım kanalından kaçmayı başardı. Tabii kazanan nizam oldu ama sultanı ve hatunu kandırarak. Saray ile ilişkileri onanmaz biçimde bozuldu. Menikşah, Mavera-ün-Nehir'in en ünlü kentlerini ele geçirmekten memnun olduysa da aldatılmış olmanın ezikliğini fazlasıyla duydu. Hatta birlikler için verilen geleneksel zafer ziyafetini vermeyi reddetti. Nizam duyması gerekenlere pintelik demekle yetindi. Hasan Sabbah'a gelince bu yenilgiden önemli bir ders çıkarttı. Hükümdarları kazanmaktan vazgeçip insanlığın o güne kadar tanıdığı en korkunç terör örgütünü kurdu. Bu örgüte Haşhaşiler Tarikatı denildi. Alamut, bir kaya üzerinde bir kale, 6000 ayak yükseklikte. Manzara olarak çıplak dağlar, unutulmuş göller, dik yarlar, dar boğazlar. Bu boğazlardan en kalabalık ordu bile ancak tek tek geçerek girebilir. Bu kayalıkları en hızlı kurşunlar bile delip geçemez. Elburz dağlarının karları, ilkbahar olup da eridiği, ağaçları yerlerinden ettiği için Deli Irmak diye adlandırılan Şahru hakimdir yöreye. Yaklaşanın vay haline, vay kıyılarında konaklamaya yeltenen orduya. Nehirden ve göllerden her gün kaim bir sis tabakası yükselir, uçurum olduğu gibi kaplar, yer ortasında öylece asılı kalır. Orada bulunanlar için Alamut Kalesi, bulutlar okyanusunda bir adadır. Aşağıdan bakıldığında da cinlerin sığınağı. Yerli deyişe göre Alamut, kartal yuvası demek. Anlatıldığına göre bu dağları denetlemek için bir kale yaptırmak isteyen bir hükümdar oralara terbiye edilmiş bir kartal bırakmış. Kuş gökyüzünde dolanıp dururduktan sonra bu kayanın üstüne konmuş, sahibi de en iyi yerin burası olduğunu anlamış. Hasan Sabbah da tıpkı o kartal gibi yaptı. Adamlarını toplayacağı, okutacağı, örgütleyeceği bir yer bulmak için bütün İran'ı dolaştı. Semerkant olayından sonra büyük kentleri zapt etmenin hayal olduğunu, Selçuklular ile anında çatışmaya girmek zorunda kalacağını, bunun da imparatorluğun lehine olacağını anlamıştı. Ona gereken başka bir yerde girilmez, alınmaz, ulaşılmaz dağlık bir sığınak. Mavera-ün-Nehir'de ele geçen bayraklar İsfahan sokaklarında sergilendiği sırada Hasan da Alamut dolaylarında bulunuyordu. Burası onun için bir esin kaynağı oldu. Daha Alamut'u uzaktan görür görmez kendi yükselişinin, devletinin doğuşunun gerçekleşeceği yerin ancak burası olacağını anlamıştı. Alamut o sıralarda pek çok kent gibi içinde birkaç askerin, birkaç köylünün, bir o kadar da esnafın aileleri ile birlikte yaşadıkları tahkim edilmiş bir yerdi. Başında Nizamülmülk'ün atadığı adı Mehdi Alayit olan bir vali bulunuyordu. Adamın bütün derdi ceviz, üzüm, neva ve nar yetiştirmek ve sulamada kullanacağı suyu bulmaktı. İmparatorluktaki çalkantılar uykusunu hiç kaçırmıyordu. Hasan önce Alamutlu birkaç müridini oraya salıverdi. Adamlar vaaz vermeye ve mezhep değiştirtmeye başladılar. Birkaç ay sonra lidere durumun elverişli olduğu haberini gönderdiler. Hasan her zaman olduğu gibi sufi bir derviş kılığında kente girdi.
Çevreyi dolaştı, teftiş etti, denetledi. Vali bu mübarek adamı huzuruna da kabul etti. Neyin hoşuna gideceğini sordu Hasan. Bana bu kale gerek diye yanıtladı. Vali gülümsedi. Dervişin şakacı bir adam olduğunu sandı ama konuğu hiç de gülümsemiyordu. Ben bu yeri almaya geldim. Karargahımdaki bütün adamlar benden yana dedi. Sonrası ne duyulmuş ne görülmüştür. Özellikle İsmaililer tarafından tutulmuş o günlerdeki tutanakları incelemiş olan Doğu bilimcileri yanılmadıklarından iyice emin olmak için onları birkaç kez okumak zorunda kaldılar. Biz de bir görelim. 11. yüzyıl sonlarındayız. Tam olarak 6 Eylül 1090 tarihinde. Haşhaşilerin dahi kurucusu Hasan Sabbah 166 yıl boyunca tarihin en korkunç tarikat merkezi olacak kaleyi ele geçirmek üzeredir. Oysa şuracıkta valinin karşısında oturmuş sesini yükseltmeden alamutu almaya geldim diye tekrarlayıp durmaktadır. Bu kale bana sultan adına verildi. Onu almak için para verdim. Ne kadar? 3000 altın dinar. Sabbah bir kağıt alıp yazar. Alamut Kalesi'nin bedeli olarak Mehdi Alayit'e 3000 altın dinar ödensin. Bize Allah yeterlidir. Koruyucuların en iyisidir. Vali endişelendi. Derviş kılıklı bu adamın imzasının bu miktarda bir parayı ödetmeye yetmeyeceğini düşündü. Damgan kendine vardığında hiç beklemeden altınını aldı. Alamut'un alındığı haberi İsfahan'a geldiğinde telaş yaratmadı. İsfahan daha çok nizam ile saray arasındaki çekişmeyle meşguldü. Terken Hatun ailesine karşı giriştiği eylemden ötürü nizamı affetmemişti. Menekşah'ı güçlü vezirinden kurtulması için sıkıştırıyordu. Sultanın babası öldüğü vakit bir vasi sahibi olması çok doğaldı. Çünkü o tarihte daha 17 yaşındaydı. Oysa bugün 35 yaşında olgun bir erkek olarak işlerini yönetimini atasına bırakamazdı. İmparatorluğun gerçek efendisinin kim olduğunun öğrenilmesinin zamanı gelmişti. Semerkant olayı, nizamın gücünü kanıtlamak, efendisini aldatmak ve herkesin önünde onu küçük düşürmek istediğini göstermemiş miydi? Menekşah harekete geçmede duraksayıp dururken bir olay karar vermesini çabuklaştırdı. Nizam, Merv valiliğine kendi torununu atadı. İddialı dedesinin gücüne güvenen delikanlı, herkesin önünde yaşlı bir Türk emirine hakaret etmişti. O da ağlayarak Melikşah'a şikayete gelmişti. Çileden çıkan sultan, Nizam'a şöyle bir yazı gönderdi. ''Sen benim yardımcımsan bana itaat etmen ve yakınlarının adamlarıma çatmalarını önlemen gerekir. Yok kendini benimle eş düzeyde iktidar ortağı sanıyorsan, bilesin ki bundan böyle gerekli kararları verme hakkı bana aittir.'' İmparatorluğun önemli adamları ile gönderilen mesaja Nizam şöyle yanıt verdi. Sultan'a sorun bugüne kadar onun ortağı olduğumu ve şayet ben olmasaydım bu güce erişemeyeceğini bilmiyor mu? Babası öldüğünde işleri benim ele aldığımı, diğer taht varislerini benim saf dışı bıraktığımı, bütün asileri etkisiz kıldığımı unuttu mu? Ülkenin en uç sınırına kadar sözü dinleniyorsa benim sayemdedir. Evet gidin söyleyin, külahının kaderi benim hokkamın kaderine bağlıdır. Heyettekiler dona kaldılar. Nizamülmülk gibi akıllı bir adam nasıl oluyor da sultana kendini azlettirecek, hatta kellesini uçurtturacak sözler söyleyebiliyordu. Küstahlığı delilik derecesine mi varmıştı? O gün bu davranışın nedenini tam olarak bilen tek adam vardı. O da Ömer Hayyam'dı. Haftalardan beri Nizam kendisini iş yapamaz, gece uyuyamaz hale getiren korkunç ağrılardan şikayetçiydi. Ömer onu uzun uzun muayene ettikten sonra Nizam'da çokça vakit bırakmayan bir doku kanseri teşhis etmişti. Hayyam'ın bu acı gerçeği dostuna söylediği gece çok hazin bir geceydi. Ne kadar zamanım kaldı? Birkaç ay. Daha fazla acı çekecek miyim? Acını hafifletmek için sana afyon verebilirim ama o zaman da sürekli uyuklar ve çalışamazsın. Yazı da yazamaz mıyım? Uzunca konuşma da yapamazsın. Öyleyse acı çekmeyi yeğlerim. Her cümleden sonra uzun süren bir sessizlik oluyordu. Ahiretten korkar mısın Hayyam? Neden korkayım? Ölümden sonra ya hiçlik var ya da günahların bağışlanması ya yapmış olabileceğim kötülükler. Günahın ne denli büyük olursa olsun Allah'ın bağışlaması daha büyüktür. Nizam'ın içi rahatlamış gibiydi. İyilik de yaptım. Camiler, okullar yaptırdım. Dinsizlikle savaştım. Hayyam'ın sözünü kesmediği için devam etti. Yüz yıl sonra, bin yıl sonra beni hatırlayacaklar mı?
Nereden bilirsin? Nizam kuşkuyla Ömer'e bakıp devam etti. Hayat yangına benzer. Oradan geçen alevleri unutur, rüzgar külleri üfürür, yaşamış olan insandır dememiş miydin? Nizamülmülk'ün kaderi de bu mu olacak dersin? Nefes nefeseydi. Ömer susuyordu. Arkadaşın Hasan Sabbah ülkeyi baştan başa geçip benim Türklerin uşağı olduğumu söylüyor. Gelecekte de söylenen bu mu olacak dersin? Beni Arilerin yüz karası olarak mı anacaklar? Sultana 30 yıldır kafa tutan ve istediğini yaptıran ben olduğum unutulacak mı? Orduları zaferler kazanırken başka ne yapılabilirdi? Bir şey söylemiyorsun. Dalmış gibiydi. 74 yıl gözlerimin önünden geçiyor. Onca düş kırıklığı, onca pişmanlık, başka türlü yaşamak istediğim onca şey. Gözleri kasılmış, dudakları büzülmüştü. Vay haline hayyam. Hasan Sabbah onca kötülük yapabiliyorsa senin yüzündendir. Ömer şöyle demeyi çok isterdi. Seninle Hasan'ın nice ortak yönleriniz var. Bir davayı benimseyecek olursanız ki o ister bir imparatorluk kurmak ister imamı hükümdar kılmak olsun, sonuç elde etmek için öldürmeyeceğiniz adam yoktur. Oysa benim için ölümle sonuçlanacak her dava dava olmaktan çıkar. İstediği kadar güzel olsun benim gözümde çirkinleşir, değersizleşir, bayağılaşır. Ömer haykırmak istedi ama kendini tuttu. Arkadaşını kaderiyle baş başa bırakmayı yeğledi. Bu korkunç geceden sonra Nizam kaderine razı oldu. Artık var olmayacağı düşüncesine alışmıştı. Devlet işlerinden uzaklaşmış, Siyasetname adını verdiği kitabına kendini vermişti. Bu, 400 yıl sonra Batı için Machiavelli'nin Prens adlı eseri neyse, Müslüman önemli bir Müslüman Doğu için aynı paralelde yönetme sanatı ile ilgili eşsiz bir yapıttı. Ancak ikisi arasında önemli bir fark vardı. Prens, siyasette düş kırıklığına uğramış, iktidardan yoksun kalmış bir adamın eseriydi. Oysa Siyasetname, İmparatorluk kurmuş bir insanın eşi olmayan deneyiminin meyvesiydi. Kısacası Hasan Sabbah uzun süredir düşünü kurduğu ele geçirilmez sığınağını fethettiği sırada imparatorluğun güçlü adamının tarihteki yerini almaktan başka arzusu kalmamıştı. Sultana sonuna dek kafa tutmaya hazır, hoşa giden sözcükler yerine gerçeği yansıtan sözcükler kullanmayı yeğliyordu. Hatta artık görkemli bir ölüm, çapma uygun bir ölüm beklediği söylenebilirdi. Bunu da elde edecekti. Menikşah, Nizam'dan dönen heyeti kabul ettiğinde söylenenlere inanamadı. Benim ortağım, benim eşitim olduğunu söyledi, öyle mi? Elçiler sıkkın bir halde onaylayınca sultan patladı. Vasisini kazığa oturtmaktan, canlı canlı doğramaktan, kalenin burçlarından sallandırmaktan söz etti. Sonunda Terken Hatun'a varıp Nizam'ı bütün görevlerinden alacağını ve ölmesini istediğini söyledi. Ancak işin Nizam'a sadık askeri birliklerin tepkisini yaratmadan çözümlemek gerekiyordu. Terken ile Cihan çareyi bulmakta gecikmediler. Madem ki Nizam'ın ölümünü isteyenlerin başında Hasan Sabbah vardı, o halde sultanın üzerine kuşkuları çekmeden bu iş bu yolla yapılamaz mıydı? Alamut'a bir birlik gönderildi. Birliğin başında sultana sadık bir emir bulunuyordu. Görünürde İsmaililerin elindeki kaleyi almak söz konusuydu ama aslında kuşku uyandırmadan görüşmede bulunmak amaçlanıyordu. Olayların akışı en ince ayrıntısına kadar gözden geçirildi. Sultanın Nizam'ı İsfahan ile Alamut arasında bulunan Nihavend'e getirmesi kararlaştırıldı. Oraya gelindiğinde Haşhaşiler işini bitireceklerdi. O günden kalma metinlere bakılırsa Hasan Sabbah adamlarını toplayıp şöyle demiş. Bu ülkeyi Nizamülmülk denilen beladan kim kurtaracak? Aralarından Arrani denilen biri ben dercesine elini göğsüne bastırmış. Alamut reisi de ona bu görevi vererek bu iblisin ölümü mutluluğun başlangıcıdır demişti. Bütün bunlar ola dursun, Nizam evine kapanmıştı. Yanına varıp gelenler gözden düştüğünü öğrenince onu yalnız bırakmışlardı. Bir tek Hayyam ve Nizamiye muhafızları evine girip çıkıyorlardı. Nizam vaktinin büyük bir kısmını yazmakla geçiriyordu. Büyük bir çabayla kalemine sarılmıştı ve ara sıra Ömer'e yazdıklarını gösteriyordu. Hayyam metni okurken bazen gülümsüyor, bazen surat asıyordu. Nice büyük adam gibi Nizam da ömrünün son baharında oklarını savurmaktan, hıncını çıkartmaktan kendini alamamıştı. Hele de Terken Hatun'dan. 43. bölüm perde arkasındaki kadınlar adını taşıyordu. Nizam şöyle demekteydi. Eski günlerden birinde krallardan birinin eşi kocasına hükmedermiş. Bunun sonucu olarak
karışıklıklar ve anlaşmazlıklar çıkmış. Daha fazlasını söylemeyeceğim. Herkes bu örneği başka çağlarda da bulabilir. Bir işte başarı elde edilmek isteniyorsa kadınların dediklerinin aksini yapmak gerekir. Daha sonraki bölümlerden 6'sı İsmaililere ayrılmıştı. Şöyle bitiyordu. Bu mezhepten söz ettimse dikkatli olunmasını uyarmak içindir. Sultanın sevdiği kişileri bu imansızlar yok ettikleri vakit bu sözlerimi hatırlayın. Meydana gelen kargaşada hükümdar bilmelidir ki söylediklerim doğrudur. Allah efendimizi ve devletimizi kötülüklerden korusun. Sultan tarafından bir haberci gelip onu Bağdat'a yapılacak bir yolculuk için çağırdığında vezir kendisini neyin beklediğinden emin gibiydi. Veda etmek üzere Hayyam'ı çağırdı. Ömer, senin durumunda bu kadar uzun yola çıkmamalısın dedi. Benim durumumda artık hiçbir şey fark etmez. Beni öldürecek olan yol değil. Ömer ne diyeceğini bilemedi. Öpüştüler ve vedalaştılar. İster ince işlerin doruk noktası bilinçsizliğin en üst aşaması, ister aşırı sapıklık denilsin. Gerek sultan, gerek vezir ölümle oynamaktaydı. Ölüm noktasına gelmeden önce Melikşah babasına şöyle dedi. Daha ne kadar yaşayacağını sanıyorsun? Nizam hiç duraksamadan cevap verdi. Uzun, çok uzun zaman. Sultan öfkeliydi. Bana karşı küstahlığını geçsek bile Allah'a karşı da küstahsın. Yüce iradesi belli olduğu halde nasıl böyle konuşursun? Yaşama da ölüme de hükmeden odur. Böyle konuştum çünkü geçen gece bir rüya gördüm. Peygamberimizi gördüm. Ne zaman öleceğimi sordum. İçimi rahatlatan bir cevap aldım. Melikşah sabırsızlandı. Nasıl bir cevap? Peygamberimiz bana dedi ki sen İslam'ın temel direğisin, çevrene iyilik yapıyorsun, senin varlığın müminler için değerlidir, ölüm vaktini seçme ayrıcalığını sana veriyorum. Ben de dedim ki Allah korusun kim böyle bir seçimde bulunabilir ki? Hep daha çoğu istenir ve en uzak tarihi seçmiş olsam bile o gün yaklaşıyor korkusuyla yaşar ve bir ay ya da 100 yıl sonra olsa bile o günün öncesinde korkudan tir tir titrerim. Tarihi ben seçmek istemiyorum. İstediğim tek şey Sultan Melikşah'ın ardına kalmamaktır. Onun büyüdüğünü, bana baba dediğini gördüm. Onun öldüğünü görmek mutsuzluğunu ve acısını tatmak istemem. Peygamberimiz kabul buyurdular. Sultandan 40 gün önce öleceksin dediler. Melikşah bembeyaz kesildi, titredi, neredeyse kendini ele verecekti. Nizam gülümsedi. Gördün mü? Hiç de küstah değilim. Artık uzun süre yaşayacağımı biliyorum. Sultan o sırada vezirini öldürtmekten vazgeçti mi? Geçseydi pek iyi yapmış olurdu. Çünkü rüya bir ima bile olsa Nizam müthiş önlemler almıştı. Yola çıkmadan bir gün önce muhafız subayları Nizam öldürülecek olursa düşmanlarından hiçbirini sağa koymayacaklarına dair kitap üzerine yemin etmişlerdi. Selçuklu İmparatorluğu dünyanın en güçlü devleti olduğu dönemde bir kadın iktidarı eline alma cüretini gösterebilmişti. Perde arkasında oturmuş Asya'nın bir ucundan diğerine orduları sevk ediyor, beyleri, vezirleri, kadıları, valileri atıyor, halifeye yazılacak mektupları yazdırıyor ve Alamut'un reisine elçiler gönderiyordu. Birliklere emirler yağdırdığını görüp de söylenen komutanlara, biz de savaşan erkeklerdir ama kime karşı savaşacaklarını kadınlar söyler diyordu. Haremde ona Çinli denilirdi. Semerkant'ta Kaşgar asıllı bir ailedendi ve tıpkı ağabeyi Nasır Han gibi karışık soydan gelmediği yüzünden anlaşılıyordu. Ne Arap'ın Sami çizgilerini ne de Acem'in Ari çizgilerini taşıyordu. Melikşah'ın en kıdemli karısıydı. Onunla evlendiğinde Melikşah 9, kız da 11 yaşındaydı. Sabırla olgunlaşmasını beklemişti. Çenesindeki ayva tüylerini okşamış, bedeninde ilk uyanışmayı görmüş, uzuvlarının gerildiğinde pazılarının şiştiğine tanık olmuştu. En sevilen, en sayılan ve özellikle sözü en çok dinlenen gözdeydi. Melikşah bir aslan avı sonunda kanlı bir yarışmanın bitiminde ya da Nizam ile yorucu bir çalışma yaptığı bir günün akşamında huzuru terkenin kollarında bulurdu. Üzerindeki tülleri çıkartır, teni tenine değer, oynaşır, kükrer, keşiflerim ya da sıkıntılarını anlatırdı. Çinli kızışmış kaplanını sarmalar, okşar, onu bedenini ile kahraman gibi karşılar, uzun süre içinde tutar ve tekrar içine çekmek üzere koyuverirdi. Bir fetih gibi nefes nefese, olanca ağırlığı ile kendini koyuvermiş sultanını, zevkin doruğuna çıkartmasını bilirdi. Sonra usulca ince parmaklarıyla kaşlarını, göz kapaklarını, dudaklarını, kulak memelerini, nemli boynunu okşardı.
vardı. Kaplan bitkin düşerek mırıldanır, ağırlaşır, doymuş bir kedi gibi gülümserdi. Terken'in sözleri ruhunun derinliklerine kadar işler. Terken, Melikşah'ı övücü sözler söyler, çocuklarından yaptığı işlerden söz eder, şiirler okur, öğüt verici meseller söyler. Melikşah onun yanında bir saniye olsun sıkılmaz ve her geceyi onunla geçirmeye ahdederdi. Semerkant, Amin Mauluf, 8. bölüm. Terken'i son nefesine kadar sevecektir. Zaten Terken de en ufak bir isteğinin geri çevrilmeyeceğini bilir. Neyi nasıl fethedeceğini söyleyen Terken'dir. Bütün imparatorlukta Terken'in tek rakibi Nizam'dır. Ve 1092 yılına gelindiğinde artık işini bitirmek üzeredir. Çinli mutlu mudur? Nasıl olsun ki sırdaşı Cihan ile baş başa kaldığında ağlamaya başlamaktadır. Bunlar bir annenin gözyaşlarıdır. Haksızlığa lanetler yağdırmaktadır ve kimse onu bu yüzden suçlamamaktadır. Oğullarından büyüğü Melikşah tarafından veliaht tayin edilmişti. Bütün gezilere katılıyor, bütün törenlerde hazır bulunuyordu. Babası onunla o kadar övünüyordu ki her şeyi her yere taşıyor, bütün kentleri gezdiriyor ve yerini alacağı günden iftiharla söz edip duruyordu. Hiçbir sultan oğluna bu kadar büyük bir imparatorluk bırakmamıştır diyordu. Terken'in çok mutlu olduğu o günleri karartacak hiçbir neden yoktu. Sonra veliaht öldü. Ani, acımasız, vurucu bir ateş, kanı alındı, lapak konuldu, ne yapıldıysa fayda etmedi, 2 gün içinde yuvarlanıp gitti. Nazar değdi diyenler, hatta zehir verildi diyenler oldu. Yasa boğulan Terken yine de kendini toparladı. Yas bittiğinde oğullarından ikincisini veliaht ilan ettirdi. Melikşah'ın çocuğa kanı çabuk ısındı. 9 yaşında olmasına karşın ona görülmedik sıfatlar verdi. Zaten devir de görkem ve gösteriş devriydi. Kralların kralı, devletin temel direği, müminler emirinin muhafızı gibi sıfatlar hiç de garipsenmiyordu. Uğursuzluk, nazar ne denilirse denilsin, yeni veliaht da ölüme yenildi. Abiyi gibi, aniden ve onun gibi kuşkulu bir biçimde. Çinli'nin bir oğlu daha vardı ve sultanın onun da veliaht ilan edilmesini istedi. Sultandan onu da veliaht ilan etmesini istedi. Ama bu kez iş o kadar kolay değildi. Çocuk 1,5 yaşındaydı ve Melikşah'ın her biri daha büyük 3 oğlu vardı. İkisi bir cariyeden olmaydı ama üçüncüsü teyzezadesinden olma Berk Yaruk'tu. Onu nasıl saf dışı bırakabilirdi? Hangi gerekçeyle? Anadan ve babadan Selçuklu kanı taşıyan bir şehzade kadar veliahtlığa layık olanı var mıydı? Nizam da böyle düşünüyordu. Türklerin aralarındaki çekişmeleri düzene sokmak isteyen, her zaman hanedanının devamına önem vermiş olan Nizam, son derece sağlam gerekçelerle en büyük oğlun veliaht ilan edilmesi için ısrar etmişti. Ama boşuna, Melikşah Terken'e karşı çıkmaktan çekinmişti. Terken'in oğlunu seçemediğine göre kimseyi veliaht göstermeyecekti. Babası gibi bütün ailesi gibi tahta bir varis çık bırakmaktan ölmeyi yeğliyordu. Terken huzursuzdu. Ancak kendi soyundan biri varis ilan edildiği takdirde rahat edecekti. Bu yüzden tutkularına set çeken Nizam'ın gözden düşmesini herkesten çok o istiyordu. İdam fermanını elde etmek için her yolu denemeye hazırdı. Haşhaşiler ile yapılan görüşmeleri günü gününe izlemesinin nedeni de buydu. Sultana ve vezire Bağdat yolunda eşlik ediyordu. İnfaz sırasında orada bulunmak istiyordu. Bu Nizam'ın son yemeğiydi. İsa'nın son akşam yemeği gibi onunkisi de bir iftar yemeği idi. Ramazan'ın 10. akşamında üst düzey görevlileri, saray erkanı, ordu komutanları hepsi alışılmadık biçimde az yiyordu. Sofra muazzam bir yurdun içinde kurulmuştu. Kölelerden bir kısmı meşale tutuyordu. Büyük gümüş sahanlar içinde en iyi deve veya kuzu parçaları, en veseli keklik butları dizi dizi serilmiş, üzerlerine 60 aç el uzanmıştı. Etler parçalanıyor, bölünüyor, yutuluyordu. Önlerine güzel bir parça geldiğinde ikram olsun diye yanlarında oturanlara veriyorlardı. Nizam az yiyordu. O gece her zamankinden çok ağrısı vardı. Göğsü alev alevdi. Karnının içini görünmez bir devin eli kucaklıyordu. Dik durmak için büyük çaba sarf ediyordu. Yanı başında oturan Melikşah, ikram edilen her parçayı kemirmekle meşguldü. Ara sıra vezirine bir bakış fırlatıyordu. Korktuğunu sanmış olmalıydı.
Birden elini bir incir tabağına uzattı. En olgun olanlarından birini seçti ve Nizam'a uzattı. Nizam kibarca inciri aldı, dişlerinin ucu ile dişledi. Allah tarafından, sultan tarafından ve haşhaşiler tarafından 3 kat mahkum edildiğini bilince bir incirin tadı ne fark eder? Sonunda iftar yemeği bitti, gece bastırdı. Menikşah aniden ayağa kalktı. Bir an önce Çinlisinin yanına varmak istiyordu. Vezirinin ya nasıl yüzünü ekşitip durduğunu anlatacaktı. Nizamsa dirseklerinin üzerinde doğruldu, zorlukla ayağa kalkabildi. Hareminin çadırı uzak değildi. Teyzesinin kızı ona esaslı bir yatıştırıcı hazırlamış olacaktı. Atacağı